Gübre sektörü son derece önemli değerli seyircilerimiz. Özellikle tarım ülkesi olan Türkiye'de izliyoruz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Gaziantep Karakeşek'ten ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Avansol organik gübreden seslenmekteyiz. Yanımızda işletmemizin sahibi Sayın Ali Avan Beyefendi bulunmakta. Yaklaşık 5 yıl aşkın bir süredir bu sektörde başarılı hizmetleriyle şu an sektöre yön veren ciddi bir işletmecilik yapmakta. Bakalım burada verilen hizmetler ve sektör olan katkılarıyla ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş geldiniz Mehmet Bey. Çok teşekkür ederiz. Fox ailesine İyisiniz. Teşekkür ediyoruz. Allah iyilik versin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun efendim. Şimdi Ali Bey, özellikle vermiş olduğunuz hizmetle ilgili sektör olan katkılarınızdan dolayı sizi kutluyorum. Sağ olun, başarılı teşekkür ederim. Başarılı bir işletmecilik yapmaktasınız. Burada verilen hizmetleri, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz gibi değerli bilgilerin tamamını alacağız ancak ben öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Sayın Ali Avan kimdir? Sektöre girişiniz nasıl başladı efendim? Ali Avan 1973 doğumlu Gaziantep. 1997 yılında uzman çavuş olarak göreve başladım. Yurt dışı görevinde. Bu solucanla ilgili bir yerde üretilen yer vardı yurt dışında. Orada ben merak ettim 2003 yılında. 2003 yılından beri bu benim ilgi alanıma giriyor. Aha. Ben bunu tabii ki emeklilik ne zaman olur diye onu düşündük. Tabii biz erken emekli olduğumuz için 2011 yılında uzman çavuşluktan ayrıldım. 2012 yılında bu işe itinayla profesyonel olarak başladım. Şimdi bu işi uzun yıllar aslında araştırmasını yaptınız. 12-13 yıldır evet. Konuyla ilgili araştırmalar yaptınız. Son 5 yıldır da özellikle işletmeciliğine başladınız. Ben gördüğüm kadarıyla içinde bulunduğumuz alanın haricinde farklı yerlerde de çalışmalarınız var. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu işi yapmaktasınız? Şu anda 2000 metre kapalı alanın içerisinde çalışıyoruz. Yaklaşık 15 tane elemanımız çalışıyor. 15 elemanınız... Yaklaşık 2000 metre öyle kapalı abi, alan evet. Ve özellikle asıl elemanlarımız solucanların sayısına baktığımızda milyonları buluyor. Kaç evet. Milyon yaklaşık solucan? Şu anda 20 milyonla fazla solucanımız var. Hı-hı. Artı aylık üretimimiz 35 ton. 35 ton ayda ürün gönderebiliyorsunuz gelen evet. Talepler doğrultusunda. Peki size gelen talepler genelde nerelerden geliyor? Bu hizmet nerelere kadar ulaşıyor efendim? Biz genellikle Güney Anadolu bölgesi ve Akdeniz ve Marmara bölgesine çalışıyoruz. Bölgeyle sınırlı değil, sadece Gaziantep çevresi değil. Evet, Türkiye'nin her tarafına. Hatta yurt dışından bile taleplerimiz var. Zaman zaman yurt dışına da gönderebilme imkanımız oluyor. Evet. Şimdi efendim, özellikle biraz solucan gübreden söz edelim değerli izleyicilerimize. Tabii özellikle üretim yapan çiftçimiz mutlaka solucan gübre hakkında az çok bilgi sahibi. Ancak biz solucan gübrenin özellikle yeni üreticiler, çiftçiler için... Biraz faydalarından söz edelim. En azından ben şunu söyleyebilirim değerli izleyicilerimize sizler adına. Biliyorum ki topraktaki özellikle hastalıkların %30'u ile %70'i arasında bir hastalığı önleme özelliği var solucan gübrenin. Organikliğe dönüşme, doğallığa dönüşme ve topraktaki hastalık oranının %70 özellikle hastalığı kaybeden, yok eden bir özelliğe sahip. Ve solucan gübre çiftçiler için ne önemli taşımaktadır efendim? Solucan gübresi çiftçiler için çok önemlidir. Şöyledir. Tüketirken dünyayı koru, tüketirken kendini koru. Bizim bir sloganımız var. Hı hı. Bu slogan hem Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiriyor, hı hı. Hem Tarım Bakanlığı'nı ilgilendiriyor bu arada. Sağlık ve Tarım Bakanlığı dediğimiz zaman çiftçilerimiz giriyor, sağlık dediğimiz zaman bütün insanlarımız giriyor. Kesinlikle. Biz burada bunu ürettiğimiz zaman daha kaliteli, daha verimli, insanlara daha nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl memnun edebiliriz? Sürekli Avansol'u nasıl tercih etmeleri isterik? Biz tabii ki sürekli kendimizi tercih etmelerini isterik. Niye? Daha kaliteli ürün üretmemiz lazım ki mutlaka. Çiftçimiz aradığı zaman Avansol'la görüşmem lazım demesi lazım. Kesinlikle marka haline gelmemiz evet. Gerekir. Bunun için de biz kendimizi geliştireceğiz tabii ki. Şu anda zaten firmalar arasında en iyisi olmaya çalışıyoruz. Harika. Şimdi evet şu an zaten sektörün en iyilerinden birisiniz. Herkes evet. Tarafından bilinen, tanınan, tercih edilen evet. İyi bir işletme ve işletmecilik yapıyorsunuz ama bu sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden başka firmalar da var. Özellikle müşteriler niçin ısrarla sizi tercih ederler? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özelliğiniz nedir Ali Bey? Bizim için müşteri çok önemlidir. Biz maddiyete fazla önem vermeyiz. Sadece müşterinin memnuniyeti bizim için önemlidir. Zaten müşteri memnuniyeti daimi evet. İş çalışmayı getirir. Daimi evet. Çalışmada ister istemez para kazanabilirsiniz. Biz işçimiz verdiğimiz çiftçiler memnun olursa biz de memnun oluruz. Kesinlikle. Biz yaptığımız işten
Yaptığımız işten kendimiz memnunsak çiftçimiz de memnun olur. Çünkü yaptığımız iş bize artı getirmesi lazım. Şöyle artı getirmesi lazım. Ben ürünü verdiğim zaman Mehmet Bey'e, Mehmet Bey ben ikinci yıl diyecek ki bu sana bir ton mal aldı. Gelecek yıl diyecek bana 10 ton gönder abi diyecek. Ve dostlarına da söyleyecek. Evet, dostlarına, çevresine söyleyecek. Edecek, değil mi? Çevresine tavsiye edecek. Ya arkadaşım ben Avansol'dan gübre aldım. Allah razı olsun demesi lazım bize. Kesinlikle. Bizim yani biz burada çalışırken ham madde birinci öncelik bizim için ham madde çok, çok önemlidir. Biz bu ham maddenin içine %70 hayvan gübresidir. %30'u meyve sebze artıklarıdır. Biz bu meyve sebze artıklarını kurutarak parçalama makinesinden geçirip bu hayvan gübresine beraber karıştırıp hem solucan gübresini zenginleştiriyoruz hem de verdiğimiz yerde daha iyi verim almak için çaba gösteriyoruz. Amacımız insanlara kaliteli bir hizmet sunmaktır. Bunu da son derece başarılı yapıyorsunuz. Evet. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasına zaman zaman da yurt dışına ürün gönderiyoruz. Gönderiyoruz. Bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinden bir talep gelmesi durumunda sizlere ulaşabilecekleri web adresleri ve telefonları da paylaşalım isterseniz. Evet. İzleyicilerimizin size ulaşacağı web adresi www.avanorganikgubre.com sitesinden size ulaşabilirler. Evet. Bunun dışında telefon numaralarınız var. 0506 909 7905. Şimdi özellikle web sitenizden sizin sitenize girdiklerinde verdiğiniz hizmetlerle ilgili detay bilgilere ve görsellere ulaşabilirler. Telefon numaralarından da bir talep gelmesi durumunda Türkiye'nin en ücra noktasına dahi ürün gönderebilme imkanımız var. Şimdi şu an sektörde en iyilerden biri izledik ve sizi en iyi yapan özelliklerin bir bölümünden bahsettik. Ben biraz ileriye yönelik plan ve projelerden de söz etmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler? Avansol'u nerelerde ne yapıyor olarak göreceğiz efendim? Avansol hizmetin en iyisini vermesi için elinden gelen en iyi teknoloji şu anda yapacağımız bir projede 2000 metre kapalı alan yaptırıyoruz. Bu kapalı alanda el değmeden paketleme bölümüne kadar hepsini makine sistemine teknolojik Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz şu anda. Ar-Ge çalışmalarını yapıyoruz. Bizim hedefimiz burada daha kaliteli ürünü daha nasıl üretebiliriz? Şu anda bizim Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat bölümüyle ortaklaşa bir çalışma yapıyoruz. Ben buradan gübre vereceğim. Onlar değerlendirme yapacak. Nerede? Meyve, sebze. Aklımıza ne geldi? Biber. Ondan sonra patlıcan, marul. Ne gelirse ya meyve sebzelerde bunlardan hangisini daha başarılı olursak bizim amacımız burada hem öğrencilerimiz daha iyi bir kaliteli eğitim alsın. Hem toprağın nasıl değer kazandığını görsün. Hem de biz burada İnsanlarımıza faydalı olmaya çalışalım. Kaliteli ürünü ve daha çabuk özellikle üreyen kaliteli ürünleri de temin etmek için hem insanlara faydalı olmak hem okul çalışanlarına, proflara, değerli hocalarımıza ve en önemlisi de öğrencilerimize buradan verimli faydalı olmaya da gayret ediyoruz. Evet. İnşallah önümüzdeki yıllara baktığımızda daha geniş bir alanda, daha fazla insana hitap eden, bünyenizde daha çok insan çalıştıran bir işletme projesi var başında. İnşallah bunu da son derece başarılı gerçekleştireceğiz en kısa zamanda. Zaten şu anda Gaziantep'te dernek kurmak için de başvurduk. Derneğimizde de üye 200'e yakın arkadaşımız var. Şu anda üye olacak. Bizim amacımız devletimizden herhangi bir kanun çıktığında üye arkadaşlara daha hızlı, daha pratik, anında bilgi iletişimi yapmak içindir. Harika. Buradan da değerli özellikle yetkililerimize seslenmiş olalım. Onlar özellikle bir organizasyon içindeler, bir dernek çalışmasının içindeler. İnşallah en kısa zamanda bunu da gerçekleştirecekler. Özellikle devletimizin onlarla ilgili çıkan yasalar, yedi ya da yeni haberleri derhal kendilerine ulaştırmak ya da teknolojik yeni girişimlerle ilgili bilgi alabilmeleri için ona yetkililerimizin de buradan özellikle yardım etmelerini biz de ricacı olalım. Şimdi efendim, sektörün en iyisisiniz dedik ve sizin en iyi olma özelliklerinizin bir bölümünü paylaştık. Ama bana göre sizi bu seviyeye getiren en önemli unsur müşteri memnuniyeti. Evet. Ve şu an bizi izleyen, değerli izleyicilerimizin içerisinde 5 yıldır sizi tanıyan, sizlerden hizmet alan ve halihazırda almaya devam eden birçok değerli çiftçimiz de var. Evet, ki şirketler de var. Duyduğum memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzü oluşturdu. Evet. Onlara buradan bir teşekkür mesajı gönderelim efendim. Onlardan Allah razı olsun. Onlar bizim için büyük insanlardır. Onlar olmasa biz büyüyemeyiz.
Onlardan 1000 kere Allah razı olsun, sizden de. Efendim inşallah onlarla uzun yıllarda çalışma imkanı bulursunuz. Evet. Artık onlar bizim zaten ailemiz, biz geniş bir aileyiz. Umuyorum ve diliyorum uzun yıllar onlarla birlikte bu hizmetleri vererek devam edecek çalışmalarımız. Şimdi Ali Bey, özellikle gübremizin ağaçlara olan olumlu etkilerinden de biraz söz etmek istiyoruz. Evet, toprakta çiftçimiz kullanması halinde marulundan soğanına, domatesinden biberine hepsine olumlu katkıları var. Toprağa olumlu katkıları var, ancak ağaçlara da bir katkısı var. Ve biraz ondan bize söz eder misiniz? Şimdi bu solucan gübresinin çok değerli bir üründür. Aynı zamanda ağaçlara olan rutubeti arttırır %35. Artı erkencilik yapar. Erkencilik dediğim büyüğün mesela erik ağacı. Hı hı. 2 hafta önce çıksa büyüğün 300 liradır. 1 ay sonra 1 liradır kilosu. Aynen. Bu solucan gübre sayesinde pahalı satımı yapma imkanı da bulabilecek yetiştiriciler. Bu arada fıstıkçı olsun. Fıstıkçılar mesela ne yapıyor? Bizim erken tomurcuklanma yapıyor. Erken tomurcuklanma yaparsa da bu sorta bizim bu bölgede ne yapar? Boyraz yakmaz. Çünkü niye? Dolgunlaşmış olur. Dolgunlaşınca da solucan gübresi sayesinde fıstığımızı kurtarmış oluruz. Bu ağaçlar üzerinde etkisi 1. Rütbeti tutar. 2. Zararlı hastalıklarda engeller. 3. Kimyasal olan toprağı çözer. 4. Eski toprak haline dönüştürür 4-5 yıl sonra. Bunun kullanma ömrü de yaklaşık bir yere kullandığı zaman en az 3-4 yıl idare eder. Harbi gübre yani. Olarak. Şimdi ağaçlara da böyle bir katkısı var. Evet. Ve solucan gübresiyle ilgili aslında Türkiye'de sizin gibi çalışanlar var dedik, ancak yetiştiricinin, çiftçinin özellikle kullanmaya başladığı bir ülkeyiz. Fakat sizin bu işe başladığınız tarihlerde henüz Türkiye'de bu çalışmalar yoktu. Ve ben aslında biraz değerli izleyicilerimiz, sizin olaya girişinizle ilgili de hikayenizi paylaşmak istiyorum. Hoş bir hikayeniz var. İlk siz bu işi yurt dışında, Kosova'da gördünüz. Çalışanlar evet. Bu işi yaparlarken ve sizin bu olaya girişinizle ilgili biraz sizden hikayenizi dinleyelim lütfen. Ben 2003 yılında Kosova'ya görev olarak gittim, 6 aylığına. Orada bir çiftçi arkadaşım bu sistemi yaptığını gördüm. O arkadaşa dedim ki, arkadaşım sen burada ne iş yapıyorsun? O dedi ki, ben solucan gübresi üretiyorum. Bu solucan gübresi ne işe yarar arkadaşım dedim. Tabi benim tarımla fazla ilgim olmadığı için. O arkadaş dedi ki bana, arkadaşım bu yön Amerika'da 50-60 yıldır, İsrail'de 50-60 yıldır yapılıyor, Avrupa devletlerinde yapılıyor. Bu yön İsrail'in dünyaya kafa tutuşunun tek nedeni solucan gübresi dedi. Ben dedim, arkadaşım bu solucan gübresi niye bu kadar çok değerli? Biz zaten kimyasal kullanıyoruz. O zaman dedi, kimyasal dedi, niye kullansın arkadaşım İsrail dedi. Kendi halkını niye zehirlesin dedi. Bizim dedi burada dedi, iki türlü dedi zararımız var dedi. Ne yuva abicim bu zarar? Bu zarar arkadaşım, 1. Tarımı zehirliyor. 2. insanlarımızı zehirliyor. Bugün Türkiye'de mesela ilaç fabrikalarımız yeterince yoktur. Yurt dışından ihracat etmek zorundayız. Bu zaten yabancı ülkenin işine geliyor. Ülkemizi çökertmek için, İlerlemesini engellemek için, çiftçimizi engellemek için bu yabancı ülkelerin işine geliyor. İkinci bir hikayem abicim, ben bu köye emekli olarak geldikten sonra ben bu solucanı getirince köyümüzde bazı arkadaşlar yadırgadı. Nasıl yadırgadı? Adam dedi ki, yahu Sivas'tan yoz mu getirdin? Sivas'tan şey mi getirdin? Koyun mu sağacın? Ben dedim, arkadaşım bu zamana bırakılacak bir iş. Bu 3 günde 5 günde gösterecek iş değil dedim. En az 2-3 yıl sabır edeceksin. 4. yılda bu işin kaymağını yiyeceksin. Ve şu anda bana gülen arkadaşlar itinayla söylüyor. Diyor, arkadaşım az bize de öğret. Ya biz sana yanlış yaptık. Sen gerçekten ileri görüşlü bir adamsın. Bize yardımcı olur musun diye soran arkadaşlarım var. Aslında aydın kişiliksiniz. Sizi kutluyorum tekrar tekrar. Özellikle biraz evvel siz söylediniz. Türkiye tarım ülkesi olmasına rağmen maalesef tarımda kullanabileceğimiz en azından solucan gübresi gibi bir ürünü tanımamız maalesef diğer ülkelere baktığımızda 40-50 yıl sonra gerçekleşti. Evet. Ve insanların kalkınmaları, doğal ürün yemeleri, tabii ki ürünü daha pahalıya ve daha kaliteli bir şekilde üretip satması, biraz evvel de siz söylediniz, kendi insanına en azından zehirlenmesini önlemesi ve doğayı da koruması imkanını sunan bu ürünü siz Türkiye'ye getirme şansı buldunuz ve bunu da son derece de başarılı çalışmalarınızla şu an bu sektörde de en ileriden biri olarak hizmetleriniz devam etmekte. Şimdi ben tekrar değerli izleyicilerimize, özellikle size ulaşmaları konusunda sizi tekrar değerli izleyicilerimizi uyarmak istiyorum. Size ulaşabilecekleri web sitesi www.avanorganikgubre.com sitesinden size ulaşıyorlar. Yine telefon numaranız var. 0506 909 7905 doğulu telefondan da. Gübre
solucan ya da bunlarla ilgili bilgi alınmak ve edinmek istiyorsanız lütfen buraya arayabilirsiniz. Günün herhangi bir saati aramanız halinde size en kaliteli bilgileri ve ürünleri gönderebilme imkanı var. İşletme sadece gübre üreten bir işletme değil. Aynı zamanda onun orijinal paketlenmesini de yapan ve en kalitelisini sunan işletme olarak burada hizmet vermeye devam ediyor. Efendim bizlere zaman ayırdınız, bizlere ağırladınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Umuyorum ve diliyorum, umut ettiğiniz, hayal ettiğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim çok Mehmet Bey. Fox Türk ailesine teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok ayaklarınıza sağlık. Çok mersi. Sağ yine olun. Bekleriz. İnşallah. Biz seve seve sizleri ziyaret etmeye, her zaman burada gelip sizleri görmeye ve gelişmeleri izlemeye gerçekten gönüllüyüz, niyetliyiz. Efendim, özellikle size Gaziantep'ten, Gaziantep Karakesek köyünden seslendiğimi söylemiştik. Burada sektöre girişi yaklaşık 5 yıldır, 6 yıldır ancak Türkiye çapında bir iş yapan, ciddi bir işletmecilik yapan Avan Organik Gübre'ye konuk olduk. Yıllara dayalı tecrübesi, bilgisi, birikimiyle ilgili bizlere bilgiler aktardılar. Ali Bey'e çok çok teşekkür ederek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.